aileye aldık. Hı-hı. Sen de ona göre fiyakalı bir iş hazırladın değil mi Cevdet? Hem de en fiyakalısından abi. Bu seferki iş çok büyük. Buradan malı yollayacağız Hollanda'ya. Oradan da tırlara hapları koyup gönderecekler bize. Kârımız ikiye katlanacak. Çok da tehlikeli değil mi bu? İşin lezzeti orada abi. Şadoğullarını bu yüzden istedim ya zaten. Gümrükte bile itibarı var şirketin. Yıllarca adları hiç, kanunsuz hiçbir işe karışmamış. Biz buna güvenip sallamayalım. İyi organizasyon yapmak gerek. Berk de bizim tırcılar anlaşma imzalamışlar mı? Yok. Bir terslik olmaz değil mi? Adamlar tırların zulalarını hazırladılar, senin olanı bekliyorlar. Yok. Ondan yana sıkıntın olmasın. Onlar Portekiz'deki şirketle olan anlaşmayı bekliyorlar. Mehmet Efendi elini çabuk tutarsa bizim için iyi olur tabii. Çok uzar mı sence bu imza işi? Bu hafta içinde sonuçlanır. Hadi Cevdet yesene. Şimdilik burayla idare et. Şu Hollanda işi olsun. Kahvaltıya Miami'ye gideriz artık. Defneciğim. Bak kızım, dün akşam konuştuklarımızı evde kimseye söylemek yok, tamam mı canım? Özellikle de büyük dedeye. Ama bu yalancılık sayılmaz mı? Ah güzelim. Kimse üzülmesin diye söylemiyoruz. Bu yalancılık sayılmaz. Heh, tamam mı? Pınar, Bahar'ı gördün mü ya? Ne oldu ki? Bütün gece bekledim. Aradım da hanımefendi açmayıp mesaj attı 2 dakika sonra geleceğim diye. 2 dakika sana oldu 2000 saat. Hala yok, hala yok. Meraktan çıldırttı beni ya Pınar. Demek ki operasyon başarıyla tamamlanmış. Hala gelmediğine göre. Yani o adamla mı kaldığını ima ediyorsun Pınar? Aa, inanmıyorum, kıskandı ya. Oğlum, kocaman adam oldun be. Pınar, benim bir tane ablam var. 80'ime de gelsem yine kıskanırım, yine kıskanırım. Ne var bunda? Beni güldürdün ya, Allah da seni güldürsün. Gül gül. Defne, sevmedin mi yumurtayı çocuğum? Yok büyük değilim. Çok sevdim, bitireceğim hemen. İyi, aferin, hadi bakalım. Onur nerede Pınar? Bizim Ulus'taki evde. Şu yeni ihaleden dolayı çok çalışıyor ya, zaman kazanmak için orada kalıyor dedi. Olmaz öyle şey. Günaydın. Söyle evine gelsin. Günaydın. Günaydın. Aa, günaydın. Senin ne işin var burada? Günaydın dedi. Günaydın. Gitmediniz mi siz? Gidemediler maalesef. Gümüş çok yoğun. Bugün de sabahın köründe çıktı gitti. Tekstil sektörünü kurtaracak benim karım. Çok çalışıyor. Kızcağız sadece gerekeni yapıyor. Kendini paralayıp bir şey yarattın mı, ondan kolayca vazgeçemezsin. Sonuna kadar çabalarsın. Mamafi, siz anlamazsınız tabii. Çünkü ne yoktan bir şey var ettiniz, ne de emeğinizin battığını gördünüz. İkisi de sıradan olmalı. Ya belki de birbirine aşık iki kişi. Ama gerçekten aşık, sevgili yani. İlginç olabilir bu. Ya gerçek olsun, inandırıcı olsun, samimi olsun yeter. Merak etmeyin Gümüş Hanım. Kaygınızı anlıyoruz. Bu sefer sözünüzden çıkmayacağız. Oo, saat kaç olmuş? Hadi, önce güzel bir yemek yiyelim. Ardından da reklam ajansına gidelim. Çok acıktım ben. Bana anlattıklarını onlara da anlatman lazım. Ben gelirim Engin. Hadi. Anlamadım. Çok önemli bir sözüm var ve mutlaka gitmem lazım. Reklam ajansı ne olacak? Onlar hafta sonu çalışmazlar Gümüş. Özel randevu aldım. Ben sana ayrıntılarıyla anlattım. Zaten hepsi bu dosyada da yazılı. Gerçekten gelemem. Sen miydin? Evet hanımefendi. Ağaç ettiniz kardeşinizi ya. Sana inanamayacağın haberlerim var. Hadi azıcık geç git işe. Ne haber abla, söylesene. Yok öyle hemen. Benim işim bitti, yoldayım Mehmet. Bir yere ayrılma, tamam mı? Ay sen misin hala? Ay kusura bakma, Mehmet'le buluşacağız. Geç kaldım, o sandım. Anladım tatlım. Ben de seni şu yemek işini ayarlayalım diye arayacaktım. Ya özür dilerim hala ya. Arayacaktım seni. Kusura bakma ne olur. Önemli değil, önemli değil. Ne zaman müsaitsiniz? Biz yarın akşam uygunuz mesela. Tamam, Mehmet'e de sorayım. Ararım ben tamam seni. Tamam o zaman. Tamam? Haber bekliyorum senden. Ha Gümüş, Pınarlara da haber vermeyi unutma. Pınarların gelip gelemeyeceğine söz veremem ama biz geliriz hala, tamam? Tamam canım, görüşürüz. Mehmet. Ah. Çok özür dilerim ya. Yine geciktim. Aman, neyse ki geldin. Yalnız biraz daha gecikseydin, umudu kesip yanımdan geçen ilk kızla sinemaya gidecektim. Bak bak bak. Evet.
Halam aradı demin. Sana sormadım ama yarın uygunsun değil mi? Halam hep birlikte yemeğe çıkalım diyor. O adamla mı çıkacağız? Ya ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Niye? Ya en azından boşanmalarını beklememiz lazım. Çok az kaldı zaten. Halam çok üzülür Mehmet. Sana değer verdiği için seninle tanıştırmak istiyor, ne olur. Tamam. Pes ettim. Ne zamansa bu yemek gidelim. Ha yalnız unutma. Sen bu kadar ısrar ettiğin için kabul ediyorum. Nereye gidiyoruz rehber bey? Madem Paris'i ayaklarınızın altına seremedik, biz de İstanbul'u sereriz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Hadi. Ustacığım bize iki tane yarım ekmek veriyorsun. Şöyle güzel kızarsın tamam mı? Tabii beyim hemen. Ustacığım. Efendim Engin. Soğan. Hayır o değil. Diğer dosyada. Ya bak orada bir liste var. Ha orada yazıyor işte. Tamam soğan sağ olsun olmasın. Sana da kolay gelsin. Mehmet. Bak kapattım telefonu. Kızma. Getir. Eyvallah. Ne kadar borcumuz? İkisi 5-7. İşte balıklarımız. Bak, misafirlerimiz var. Ver bakayım sen onu bana. Al bakalım. Sen de ister misin? Ay sen de aç mısın? Teşekkür ederim. Su gibi hadi olmuş. Hadi bakalım, afiyet olsun. Hadi çocuklar. Gitti balıklar. Ay ne aç gözlüsün ya, alırız yine. Bizi iki balık daha. Hemen bir. Yarım, şöyle güzel pişsin. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Bakalım nereye gideceğiz? Hadi bakalım şuradan bir taksiye binelim. Tamam canım. Dur. Dur. Mehmet dolu. Ya dursana. Ya neden durmadı şimdi bu? Hayatım bu saatte zor buluruz vardiya saati ya. Bulamayız şimdi. Vardiya saati mi? Yoksa benim karım benden gizli geceleri taksicilik yapıyor. Ne alakası var be? Canım ehliyetim olmadığı için taksicilerle samimi oldum. Minibüse binelim. Minibüse mi? Evet. Taksi bekleyeceğimize baksana hepsi dolu. Ne var ki bunda? Gümüş. Ben hayatımda hiç minibüse binmedim. Tamam işte bir değişiklik olur. Tamam mı? Hadi ıslandım da. Tamam.